Türk siyaları Rus yapımı sistemleri vurunca Ruslar çılgına dönmüştü. İşte o Ruslara ait iki ajan İstanbul'da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Rus haber kanalı NTV'ye bağlı muhabir Alexey Petrushko ve kameraman Ivan Malshkin, İstanbul'da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etti. Rusya'da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını iddia etti. Yapılan açıklamadaysa şu ifadeler kullanıldı. NTV'de yayınlanan Tisen Tralnoye Televideniye programının metin yazarı Alexey Petrushko ile kamera operatörü Ivan Malishkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizde iletişime geçerek İstanbul'da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık saat 21'de Alexey Petrushko, "Bizi nedense hala tutuyorlar" dediği kısa bir SMS mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı. Aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler. NTV yöneticileri ayrıca çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'yla irtibat içinde olduklarını kaydetti. Ve söz konusu kurumların televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti. Sputnik'in haberine göre Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Petrushko ile Malishkin'in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi. Kaynak, "Bildiğim kadarıyla bu gazetecilerin akreditasyonları yoktu ve izinsiz çekim yapıyorlardı" ifadelerini kullandı. Rusların siyalarımıza hayranlık duyması gayet normal. Hatırlarsanız Suriye rejimine yönelik Bahar Kalkanı harekatını başlatan Türkiye, SİHA operasyonlarında Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemlerini tek tek imha etmişti. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Pantsir'i radarı açıkken bile imha etmişti. SİHA operasyonlarıyla sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kalmıştı. Rus kaynaklı hesaplar, sosyal ağlar, forumlar ve haber sitelerinde Pantsirlerin çok sayıda Bayraktar TB2 avladığına yönelik dezenformasyon faaliyeti gösteriyor. Son olarak Rusya'da faaliyet gösteren 360tv.ru haber ajansı son derece aşırılık içeren bir habere imza attı. Haber, Rusların Libya'da süregelen çatışmalardaki konumunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Haberde Türkiye Cumhuriyeti'nin sözde meşru olmayan ulusal mutabakat hükümetine aktif olarak gelişmiş Bayraktar TB2 SİHA'lar tedarik ettiği ifade ediliyor. Oysa Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'nın meşru hükümeti yalnızca ulusal mutabakat hükümetidir. Rusya'nın darbeci Hafter saflarında savaşa taraf özel askeri şirketleri ve yine Hafter güçlerinin görece yüksek teknoloji donanımlarının Rus sistemleri olması, Rus medyasını tam anlamıyla taraflı tutuma sevk etmiş durumda. Rusya'dan 50 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemine ek milyar dolarlık farklı silah sistemleri alan BAE için bunun yapılması son derece normal. Libya'da darbeci Hafter güçlerine BAE tarafından sağlanan 15 adet Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sisteminin imha edildiği görüntülerde sabittir. BAE tarafından sağlanan ve imha edilen bu sistemlerin dışında yine Rus yapımı ancak Rus birliklerince kullanılan 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Krasuka elektronik karıştırma aracıyla Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. Bu sistemler ise Rus özel askeri şirketi Wagner'e Libya'daki faaliyetlerini desteklemek için sağlanmış sistemlerdi. Libya'da halen varlık gösteren Wagner yine Rus yapımı Pantsir-S1 sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Bu noktada bir özel askeri şirket nasıl bu kadar yüksek teknoloji sistemlere sahip olabilir diyebilirsiniz. İç savaşların olduğu asimetrik muharebe sahalarında vekalet güçler içinde giderek artan oranda özel askeri şirketlerin varlığını görüyoruz. Ruslar yerel milisleri eğitmekle birlikte Wagner gibi PMC'leri aktif olarak bu süreçlerde kullanıyor. Özellikle Rus istihbarat servisleri bu noktada sözleşmelere taraf olmaktan geri durmuyor. Çünkü Rusya'da aşırı politizasyona tabi olmuş bir istihbarat yapılanması görüyoruz. Özellikle Putin'in yönetime gelmesiyle şiddetlenen istihbarat birimlerindeki bu politizasyon, servislerin ve birimlerin adeta birer şahin gibi saldırganlığını artırmış durumda. Rus medyası haberlerine şunu da eklemiş. Haberde aynen şöyle diyor.
Parasal kayıplara ilaveten şöhretten de bahsetmek gerekmektedir. Türk İHA'larının son yıllarda tüm üst düzey çatışmalarda aktif olarak kullanıldığı bir gerçektir. Bu nedenle Türkiye İHA uzmanıdır yönünde bir söylem ortaya çıkmıştır. Ancak yukarıdaki olaylar ışığında bu durumun tamamen aksi olduğu gözükmektedir. SİHA'ların endüstriyel olarak üretilmelerine karşın 54 adet kayıp Türkiye'nin askeri endüstriyel kompleksine ciddi oranda zarar vermiştir. Haberde bozuk saat misali doğruların ifade edildiği de olmuş. Türk SİHA'ları üst düzey çatışmalarda büyük başarı sergiledi ki bu başarılar Rusya'nın destek olduğu aktörlere karşı oldu. İşte bu noktada dış kamuoyu ve haber ajansları Türkiye SİHA'ların süper gücü olarak ifade ediyor. İkincisi ise Baykar savunmanın endüstriyel bir üretim tesisi olmasıdır. The National Interest'te yayınlanan ve çok konuşulan bir yazı var. İsrail'i unutun, Türkiye Orta Doğu'nun büyük drone gücü olmak istiyor. Bu onlarca yazılmış içerikten sadece biri. Haberin son kısmı ise tahmin edebileceğiniz gibi aslında. Aynı zamanda Libya'da kullanılan Panzer-S1 sistemlerinin kaybı, Rusya Federasyonu, BAE ve diğer ülkelere ait olmaları sebebiyle herhangi bir ülkenin şöhretine zarar vermemiştir. Ayrıca bu durum yaklaşık 10 yıl önce tedarik edilen sistemler çok sayıda Türk İHA'sını imha edebildiği için yerli hava savunma füze sistemlerinin reklamını yapmıştır. Diğer bir deyişle Türk İHA'ları Rus hava savunma sistemlerinin aksine herhangi bir etkileyici bir başarı elde edememiştir. Eğer Libya ulusal ordusu daha fazla panser kullanmaya devam ederse daha büyük başarılar elde edecektir. Bayraktar TB2 SİHA'ların Panzer-S1 hava savunma sistemlerinin reklamını yaptığı doğru. Nasıl doğru? Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir söz vardır. Kaybeden tarafta baş aktör olarak yer alan Panzer-S1'ler, Bayraktar TB2 SİHA'lar ve asıl gizli kahraman Türk elektronik harp sistemleri sayesinde oldukça ün yaptı. Herkes bu sistemin savunamama fonksiyonu üzerine konuşuyor. Gelecekte Rus yapımı hava savunma sistemlerine siyasi talepler haricinde herhangi bir talep olması çok zor bir durum. Yine Rusya'dan tedarik edilen sistemlerin stand alone çalıştırma gibi bir gayenin sonuçları da Libya'da gözler önüne serilmiş oldu. Katmanlı bir hava savunma sistemleri şemsiyesi olmadan bir sistemden yüksek verim beklemek oldukça iyi niyetli bir bakış. Stand alone çalıştırılacak hava savunma sistemleri hava savunma elektronik harp test ve eğitim sahalarında kullanışlı olabilir. Ancak tek başlarına yüksek verim beklemek oldukça ciddi sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Libya'da darbeci Hafter, Panzer-S1 hava savunma sistemlerine güvenerek rahatça birlik kaydırma, üs koruması ve benzeri yapabileceğini düşündü ve en kötüsü buna inandı. Sonuçta kaybedilenler sadece hava savunma sistemleri olmadı. Yıllardır süren çatışmalar sonucu elde edilen kazanımlar bir hafta içinde kaybedildi. Silahlı unsurlar ve sivil destekçiler demoralize oldu. İnsansız askeri araçların savaş vasıtası olarak kullanılmaya başlanması, savaşın seyrini, savaşan tarafların kabiliyetini ve savaşın sonucunu derinden etkilemektedir. Toprakları işgal altında olan Azerbaycan da bunu dikkate alarak askeri envanterine İHA ve SİHA'ları dahil etmiş durumda. Bu silahlar 2016 Nisan ayında yaşanan 4 günlük savaşta ve son Tovuz olaylarında kullanılarak işgalci tarafa karşı ciddi üstünlük sağladılar. Bu aslında ileride yaşanabilecek daha ciddi bir savaşta SİHA ve İHA'ların Azerbaycan'a üstünlük sağlayacağının da bir göstergesidir. Nitekim Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların elde ettiği başarılar birçok devlet gibi Azerbaycan'ın da dikkatini çekmekteydi. Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'daki başarılarından sonra Azerbaycan basınında sık sık Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların önemine vurgu yapan haber ve değerlendirmeler yer aldı. Özellikle Suriye'de ve Libya'daki Rusya yapımı silahlara karşı SİHA'ların başarısı dikkat çekici oldu. Çünkü Ermenistan da genellikle Rus yapımı silahlar kullanıyor. Bu gelişme Azerbaycan-Türkiye arasında askeri işbirliği için yeni bir zemin oluşturdu. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında taraflar arasında imzalanan karşılıksız askeri yardım anlaşmasıyla Türk SİHA'larının Azerbaycan'a geleceği şeklinde değerlendirildi.